Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size hepinizin sabırsızlıkla beklediği Diablo 4 oyununun Blizzard tarafından paylaşılan resmi gameplay videosunu yorumlayacağız. İyi seyirler. Hepimizin bildiği üzere oyun, yaşlı bir adamın bir mezarın yanına gitmesiyle başlıyor. Yaşlı adamın üzerinde bulunan pelerindeki Horadrim işareti, Horadrim büyücülerinin hepsinin ölmüş. Fakat yancı diye tabir edebileceğimiz birinin hala hayatta olması, bizi bu yaşlı adamın kim olduğuna dair tek bir isme yönlendiriyor. O da Lorat Nar. Diablo 3 Westmarch'ta kendisini NPC olarak görüyoruz. Ayrıca Tyrion'a katılan ilk insanlardan olduğunu da unutmayalım. Lorat olduğunu düşündüğümüz yaşlı adamın bir mezarla konuştuğunu görüyoruz videonun devamında. Mezar kime ait diye düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk kişi Deckard Cain oluyor, fakat Lorat Deckard Cain ile tanışmıyor. Videoda geçen Old Friend sözleri bu mezarın Mortal Tyrion'a ait olabileceğini işaret ediyor. Videonun başında yaşlı adamın söylediği cümleleri ele alalım şimdi. Rüya bana musallat olmaya devam ediyor eski dostum. Sürekli, uzak bir yere olan yolculukla başlıyor. Orada, alevler içinde bir şehir buluyorum. Bu cümle, hepimizin tahmin edebileceği gibi Tristram'ı ve hikayenin başlangıcını refer ediyor. Diablo 3'ün girişinden de hatırlayacağımız üzere, Tristram'da yangınlar oldukça fazlaydı. Sokaklar cesetlere boğulmuş. Düşünülemez bir yıkım. Hatırlayalım. Diablo 2, Expansion Pack, Lord of Destruction. Destruction denilince akla gelen ilk isim, Baal. Anlamsız katliamlara tanık oluyorum. Kardeş, kardeşe karşı saf nefret. Biliyoruz ki Mephisto, Baal ve Diablo'yu birbirine düşürmüştü. Manipülasyon konusunda uzmandır kendisi. Ve sonra idamlar. Istırap. Diablo 3, Halls of Agony. Butcher'ı öldürüp, o zamanlar Stranger diye bildiğimiz, daha sonradan Tyrion olduğunu anladığımız karakteri kurtarma görevi. Görülüyor ki burada da meleklere yapılan bir gönderme var. Benim sıram gelene kadar acı çekmek etrafımı sardı. Gözlerimi yaktılar, kemiklerimi kırdılar. Teröre uyandım. Açıkça görülmektedir ki burada da Lord of Terror, yani Diablo söz konusudur. Acaba geri mi dönecek? Onlara karşı gelebilecek kimse yok. Burada devreye biz giriyoruz. Nephalem ırkı. Evil'lara karşı gelebilecek tek ırk. Gameplay videosunda Diablo 2 Tristram'da öldürdüğümüz Andariel, Blutgohalin'de öldürdüğümüz kardeşi Duriel'i tekrar görüyoruz. Ya da görmek istiyoruz diyelim. Şimdi gameplay'de görülen savaşçı sınıflara bir göz atalım. Barbarian. Diablo 4 bize toplam 4 farklı Barbarian karakteri sunuyor. İkisi kadın, ikisi erkek. Yakın dövüş severlerin göz bebeği olan sınıf. İki elimize de farklı silahlar alabiliyor ya da iki elli silah kullanabiliyoruz. Fury mantığı yine devam ediyor. Savaştıkça artan Fury'yi özel skill'larda kullanıyoruz. Leap, Warcry, Whirlwind özlediniz mi? Peki ya Brute Force olarak oynamayı? O halde tek yapmanız gereken Barbarian'ı seçip oyunun tadını çıkartmak. Sorcerer. İki farklı kadın karakteri görüyoruz. Range Attack sınıfına ait olan Sorcerer yine 3 elementi, ateş, buz, elektrik kullanan sınıf olarak karşımıza çıkıyor. Diğer oyunlarda ateş ve buzun gerisinde kalan elektrik elementi bu seferki oyunda ön plana çıkacakmış gibi duruyor. Sorcerer'ların mana kullandığını hatırlatmakta da fayda görüyoruz. Sorcerer oynamak isterseniz Blizzard'ların, meteorların havada uçuştuğu harika bir savaşa hazır olmalısınız. Druid. Bu sefer iki farklı erkek karakteri görüyoruz. Diablo 2 oyununda hepimizin en az bir kere oynamış ve çok beğenmiş olduğu sınıf. Diablo 3'te de gözlerimiz çok aradı fakat göremedik. Diablo 4 bu eksiği fazlasıyla gideriyor. Vücut formunu değiştirip ayı veya kurt adam olabiliyor, yanımıza yoldaş olarak kurt summon edebiliyoruz. Yıldırımlar düşürülebiliyor, hortumlar yaratabiliyoruz. Düşmanlara stun atabiliyor, pençelerimizi kullanabiliyoruz. Spirit kullanan Druid'ler hem yakın hem de uzak dövüş severlerin gözdesi olmaya devam edecek gibi duruyor. Bu arada unutmadan hatırlatalım, toplamda 5 farklı sınıf olacak arkadaşlar Diablo 4'te. Şimdi grafikleri ve oynanışı ele alalım. Oyunda yere aldıkça üstümüzün kanlanması, yıpranması çok gerçekçi olmuş. Oyun Diablo 2 ve Diablo 3 karışımı ortak özelliklere sahip. Grafik olarak ise ağzımızın suyunu akıtacak cinsler. God of War gibi oyunlardan hatırlayabileceğimiz üzere bu sefer küçük yamaçlara tırmanabiliyoruz. Çantamız ikiye ayrılmış durumda. Üst taraf equipment, yani zırhlarımız, silahlarımız. Alt taraf ise utility, yani runlar, potionlar. Bu cümleden de anlaşılabileceği üzere soket mantığını Diablo 4'te de göreceğiz. Videoda gözümüze çarpan bir diğer konu ise karakterlerin binek kullanması. Daha önceki Diablo serilerinde olmayan bu özellik Diablo 4'te yerini almış gibi görünüyor. Büyük haritada her yer açık olarak görünürken minimap üzerinde sadece gitmemiz gereken yolun açık olduğunu görebiliyoruz.
oyun içi mini eventlerde oynanışa küçük sürprizler katıyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yakın zamanda başka bir Diablo videosuyla görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.